Allah'a varan yolda hayatlarını bile bile feda ederek Resulullah'a sana yol arkadaşı olmaya ben varım diyen o kutlu ve kurban nesille yola çıkıyoruz. Yolumuzun yegane rehberi Efendimizin pak ellerinde yetişen yol rehberleriyle yola çıkıyoruz. Allah'a varan yolda yolun zorluklarını, sarp geçitlerini sahabe-i kiram Efendimizle aşmaya var mısınız? Siret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ali Tamer'in anlatımıyla Sahabe ile Yol Arkadaşlığı programı her Perşembe saat 21'de Mercan TV ekranlarında. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Rabbi, alemlere rahmet olarak gönderdiğin o kerim elçin, İnsanlık tarihinin en büyük potasını kurmuş, o potada nice madenleri işlemiş, o potaya giren nice kömürler elmas olarak çıkmış, onlardan her birine peygamberden bir iz düşmüştü. İşte biz o ize talip olduk. O izleri izlemeye, o izleri doğru anlamaya, o izleri bugüne taşımaya ve o izlere kurban olmaya aday olduk. Ne olur Allah'ım, bizi bu sevdadan ayırma. Ne olur Allah'ım, bizi bu nebevi izlerin liyakat sahibi talebeleri eyle. Bu karanlık çağa yeniden sahabe iklimini soluyacak fırsatlar ver. Bizi de bu fırsatların oluşumuna katkı sağlayacak vesileler eyle. Hamd, şükür, hasılı kulluk sana ya Rabbi. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü itiram Efendimiz'e, onun alu, eshabu, etbana. Bir aşık notuyla başlamak istedim. Muhammed Emin Yıldırım hocamın kaleminden siyere sevdalı, sahabeye aşık bir yiğitten, bir gönülden size bir duayla sözlerimi başlatmak istedim. Kıymetli kardeşlerim, gecemiz mübarek olsun. Allah bu gecemizi mahşerin meydanında bizlere şahit kılsın ve bizleri defterleri sağından verilen, hesabı kolaylaştırılan kullarından eylesin. Geçen hafta ağabeyimiz Safvan-ı Sıfır radıyallahu anh demiş, onun adına açılmış bir hikmet sofrasında bir araya gelmeye gayret etmiştik. Mekke'nin son vahyin ilk temsilcileri olan o kutlu ve kurban neslin şahsında zorlu 13 yılını biraz anlamaya çalışmış. Safvan-ı Sıfır radıyallahu anh'ın imana taşındığı hicretin 4. yılına kadarki safaları söylemeye gayret etmiş ve orada Beni Müstalik, Beni Müreysi gazvesi olarak değerlendirebileceğimiz gazveye doğru hicretin 5. yılı, aylardan Şaban ayını gösterdiği zaman tarihler, İslam tarihi için çok büyük bir imtihan meydanına dönüşecek olan o önemli gazveye yürüyen İslam ordusunun sesini, sedasını, soluğunu duymaya başlamıştık. Hazreti Safvan, ağabeyimiz, büyüğümüz de o ordunun içerisindeydi. Beni Müstalik ya da Beni Müreysi gazvesi, adı her ne olursa olsun, ben öyle zannediyorum ki bir hatip için anlatılması çok zor, dinlenildiği zaman anlaşılması da çok zor olan bir imtihan meydanı. Gerçekten onu anlatmak zor. Ama imdadıma Nur suresi 11. ayet yetişiyor. Hani Rabbimiz orada la tahsebuhu şerren lekum bel huve hayrun lekum. Sakın onu şer zannetmeyin, şer bilmeyin oradaki imtihanları. Onlarda sizin için hayır vardı ayeti imdadımıza yetişiyor. Biliyorsunuz, geçen hafta söyledim. Mekkeliler doğu tarafındaki ticaret yollarını kaybedince batı tarafından yürüyebilme adına Beni Müstalik'i kışkırtmış. Beni Müstalik'in lideri olan Haris bin Ebi Dırar'ın komutasındaki o kabilede Medine'ye saldırı planları içerisine girmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Büreyde üzerinden haberini alınca oraya bir sefer çıkaracaktı. O sefer gidilecek, bir mukavemet gösterilmeden 30'a yakın süvari, 700 kişilik bir orduyla ciddi ganimetlerin elde edildiği bir şekilde sonuçlanacaktı. Hiç olmadığı kadar çok
münafığın da katılım gösterdiği bir gazve olarak tarihlerimize, kayıtlarımıza geçecekti. Niye münafıkların çok olduğu bir gazve? Uhud'un öncesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber 1000 kişiyle yürüyen İslam ordusunun içerisindeki münafıkların yaptıkları üzerinden bunu anlamak daha kolay. O gün Uhud'a gitmek zordu. O gün fedakarlık vardı. O gün can vermek vardı. O gün ölmek, dünya hayatı adına her şeyi feda etmek vardı. Gider mi münafık? Niye gitsin? Onun böyle bir derdi yok bir defa. Onun için Uhud'un meydanına yürürlerken İbn-i Selül 300 kişi, içerisinde Müslümanların da olduğu 300 kişi gerisin geriye döndürüyordu. Ama bugün varlar. Bugün Beni Müstalik gazvesine hiç olmadığı kadar katılacaklar. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara gelmeyin dese, olur mu ya Resulallah, seni bu yolda bırakmak olur mu? Allah'a varan yolda biz senin yardımcılarınız gibi nutuklar dağıtacaklar. Çünkü onlar ganimetin peşindeler. Biliyorlar kesin bir zafer olacak ve ganimet elde edilecek. O zaman payımızı almalıyız diyecekler. Hiç olmazsa İslam site toplumu devleti içerisindeki hiyerarşi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığında biz araya bir fitne nifak sokamıyoruz. Belki sefer esnasında bunu başarabiliriz diye bir ümitle çıkıyorlar. Deniyorlar ama başaramayacaklar. Allah nasip etmeyecek onlara. Gidilecek dediğim gibi Haris bin Ebi Dirar'ın sonrasında gelip kızını, esir olan kızını almaya geldiği Medine yollarında imanla tanışmasıyla beraber, Abbad İbni Bişir'in bir muallim olarak o kabileye gönderilmesiyle beraber güzel bir neticeye varacak. Şimdi biz şöyle seferin sonrasına Medine'ye doğru yürülürken yolculuk esnasındaki anlara gidelim. İki önemli husus bizi bekliyor. İki önemli, çok ciddi mesajlar içeren, bugüne çok ciddi mesajlar içeren iki mesele bizi bekliyor. Seferin dönüşüdür. Yolun bir yerinde İslam ordusu konaklayacak. O konaklama yerinde Hazreti Ömer'in seyisliğini yapan, sefer boyunca muhacirden olan Cahcah İbni Mes'ud ile Ensar değil ama Cühene kabilesinden Hazreç'in Beni Selim kabilesiyle müttefik olan, Beni Salim kabilesine müttefik olan Sinan İbni Weber arasında kuyudan su taşıma konusunda bir münakaşa yaşanacak. Sıra senindi, benimdi, bu kova benim, senin derken onlar arasında münakaşa çıkacak. Münakaşa biraz ilerleyecek ve o anda destansı bir hakikate imza atan Ensar Muhacir arasında neredeyse kardeşliği bozacak adımların atılacağı bir ana dönüşecek. O anda Cahcah, yetiş ey Muhacir topluluğu diyor. Sinan, yetiş ey Ensar topluluğu diyor. Bir anda Ensar ve Muhacir karşı karşıya geliyor. Tanıdık değil mi? Bugün biz de şu yörede Adıyaman'ın ve çevresinde yaşayan insanlar olarak bazen ailelerin kendi içerisinde kardeşler arasında, bazen çok yakın kardeş aile diyebileceğimiz insanlar arasında hiç olmayacak sebeplerden bir kıvılcım ortaya çıkıyor. Kardeşliği bozacak, daha büyük yangınlara sebep verecek, Allah muhafaza etsin, ölümlere bile yol açan olaylara biz şahit olmuyor muyuz şu çağda? İşte bize bu olay, siyerin içerisindeki bu güzel miras çok şey anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir adım atacak. Ama şunu söylemeden geçmeyelim. Böyle bir durumda bu çağın insanları olarak kardeşliği hatırlatarak, siz kardeşsiniz diyerek aralardaki problemi çözmeye, onları salim bir çizgiye çekme adına bir çabanın içerisinde olmak lazım. Yangına körükle gitmek gibi bir şey yapmamak lazım. Bakın, iki kardeşin arasını düzeltme adına İslam yalan söylemeyi bile caiz görmüştür. Onun için böyle bir durumda kardeşliğin nasıl tesis edilmesi gerektiği adına da kendimize mesajlar çıkarmalıyız. Hazreti Peygamber'e haber ulaşıyor, gadaplanıyor ve şu sözü söylüyor. Bunlar cahiliye sözleri. Siz bu sözleri mi konuşuyorsunuz diyecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu tür durumlarda
nasıl davranılması gerektiğini, aslında müminin hayatında nasıl yürümesi, nasıl bir mesaisinin olması gerektiğini, boş şeylerle uğraşmama adına, bu tür yanlış durumlara girmemesi adına çok önemli şeyler söyleyecek bakın bize. Kalkın diyor. Kalkın. Kalkın ve yürüyün. Henüz belki yeni konaklamış o ordunun her bir ferdini ayağa kaldırıyor. Yürütüyor. Neredeyse 24 saat hiç durmadan, durak satmadan, mola verdirmeden İslam askerlerini yürütüyor. Çölün sıcağında yol yürümenin verdiği takatleri zorlayan o yorgunlukla beraber artık hallerinin kalmadığı bir noktada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orduya konaklama emri veriyor. Konaklıyorlar, oldukları yere tabiri caizse çökecek ve uyuyacaklar o yorgunlukla. Uyandıkları zaman ne olacak? Meselenin sıcaklığı geçmiş, aradaki o huvveti bozacak meseleler biraz yatışmış, daha aklı selim bir şekilde meselelerin konuşulduğu bir noktaya varacak. Niye bu böyle oldu? Çünkü azize kardeşlerim, işi olan adamın boş şeylerle uğraşmak gibi bir derdi, bir lüksü yoktur. İşi olan adamın bir derdi vardır. O bunu söyledi, şunu söyledi, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bunların hiçbiri onun derdi değildir. O aleme, insanlığa, insanlığı öğretecek hakikatleri ulaştırma adına mümince bir tavırla yürüyecek. Müminin boş işleri olmaz ki. İşte İslam askerleri 24 saat boyunca yürüyerek o boşluğu doldurdukları için boş yerlerle uğraşmadılar. Hint bin Ebi Hale'nin bir rivayeti aklıma geliyor. Paylaşayım sizinle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüyüşünü bize aktarıyor. Diyor ki, şöyle bayırdan inersiniz ya koşarcasına. Sırk ve hızlı adımlarla yürürsünüz ya aşağıya doğru. Aynen öyle yürürdü o düz yolda. Başı dik, omuzlar geride. Allah aşkına şöyle bir sorun kendinize. Bir insan niye böyle yürür? Halbuki sallana sallana yürümek, onun affına sığınarak söylüyorum, şöyle karizmayı göstere göstere yürümek varken, ağır abi halinde yürümek varken, İslam site devletinin başkanıymış gibi yürümek varken, reisiymiş gibi yürümek varken, o devletin başındaki insanmış gibi yürümek varken, peygamber gibi yürümek varken, daha nice siz çoğaltın örneklerini. Niye böyle yürür? Çünkü derdi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aleme bir şeyleri duyurma adına koşturuyor. Onun için koşuyor. Hava boşluğu yok onun hayatında. Olmadığı için de onun hayatında siz boş malayani hiçbir şey göremezsiniz. Sahabe de öyledir. Öyleyse aziz kardeşlerim, bizlerin de bugün maalesef dedikodunun, gıybetin, o ona bir şey dedi, bu buna şunu dedi, şu şöyle etti, böyle etti gibi cümlelerin çok kullanıldığı bir ortamda aslında boş şeylerle uğraşılmaması gerektiğini bize çok iyi anlatıyor. Çok mu abartıyorum acaba? Ne dersiniz? Ah, keşke öyle olsaydı. Keşke. Açın bakın sosyal medyaya, Facebook, Twitter, Instagram, aklınıza ne gelir? Yahu günlerce ya, saatler bile değil, aylarca meseleler konuşuluyor. Havanda su dövülüyor. İncir çekirdeğini doldurmayacak meselelerle insanlar birbirlerine o ona iftira atıyor, o ona atıyor, o ona bir şey diyor. Bu mu ya müminin derdi? Bunlarla mı uğraşacağız biz? Ümmet bizden bir şeyler beklerken, ümmet bizden ayağa kalkmamızı beklerken, ümmet bu memleketten umut olarak bir şeyler beklerken, biz hayatımızda boş bir alan bırakmayıp, varsa elimizin altında çocuklarımız, talebelerimiz, artık topluma ne söyleyebilirsek toplumumuzu ihya ve inşa etme adına koşturmamız gerekmez mi? Kahve köşelerinde mi geçireceğiz hayatlarımızı? Televizyon ekranlarında, internet ekranlarında mı geçireceğiz? Boş muhabbetlerin yapıldığı ortamlarda mı geçireceğiz hayatlarımızı? Vallahi yarın hesabını verecek bir hayatın sahibi olduğumuzu hiç ama hiç unutmayalım. Aziz ve azize kardeşler. İşte böyle meselelerin yaşandığı bir ortamda bir taraftan Ayşe anamız da o seferin içerisinde, o da vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birini götürürdü mutlaka bir gazveye. O gün onu götürmüş. Varıyor ihtiyaç için ordudan ayrılarak biraz uzak bir yere. Geri dönüyor, bir de fark ediyor ki Esma anamızdan ödünç aldığı kolye yok. Düşmüş.
tekrar dönüyor. Kolyeyi kaybettiği yerde arıyor, arıyor. Bir zaman da geçiriyor orada, kaybediyor. En sonu kolyeyi buluyor, geri dönüyor ama orduyu kaybediyor. Bu sefer orduyu bulamıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalkın demiş. Onları kaldırmış ve yürütmüş. Ayşe anamız akıllı. Aklına kurban olduğumuz anamız. Canımız feda ona. Beni kaybettikleri yerde bulurlar diye orada bekliyor. Niye fark edememişler diye bir soru aklınıza gelebilir. Ayşe anamız zayıftır. O gün hanımlarımız hevdeş denilen bir mekanizmanın içerisine taşınıyor. Dışarıdan görünmeyen bir mekanizma. Devenin sırtında. O gün o devenin sırtına hevdeci kaldıran sahabi efendilerimiz zayıf olduğu için Ayşe anamızın içeride olmadığını fark edemiyorlar. Herhalde uyuyor deyip rahatsız etmiyorlar. Alıyorlar, hevdeci devenin sırtına koyuyorlar, yola revan oluyor. Ayşe anamız orada bekliyor. Bekliyor, o arada da uykuya dalıyor. Biraz sonra geriden birisi geliyor. Birisi, kim o? O bizim ağabeyimiz. O bizim önümüzde yürüyen büyüğümüz, yol rehberimiz. Safvan-ı Sıfî radıyallahu anh geliyor. Niye o geliyor? Neden bir başkası değil de o? Onun affına sığınarak söyleyelim. İki tane huyu var bu manada. Birincisi çok sert tabiatlı. Necid bölgesi sert kayalıkların, sarp kayalıkların olduğu bir bölge. O tabiatına da sirayet etmiş. Çok sert yapılı birisi. Hatta sahabi Resulullah'a varır, şikayet ederler. Ya Resulallah, biz ne yaparsak yapalım bir şekilde Hazreti Safvan'ın şu sertliğinden alacağımızı alıyoruz diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara karışmayın diyor. Onu kendi haline bırakın diyecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve şöyle bir sözünü hatırlayın sallallahu aleyhi ve sellemin. Huy değişmez. Bir dağın yer değiştirdiğini duysanız buna inanın. Ama bir insanın huyunu değiştirdiğini duysanız buna inanmayın. Huy değişmez. Ancak terbiye edilir. Bakın bir örnek vereyim size. O sertlik nasıl terbiye edilmiş? Biz sefer sırasında varıyor yemekten sorumlu sahabinin yanına Hazreti Safvan. Bana biraz hurma ver diyor, açım. Sahabi diyor ki hayır, herkese ayrılmış kadar hurma var. Peygamber aleyhissalatü vesselam fazlasını sana emretmediği sürece veremem diyor. Açım diyor, ver biraz. Israr ediyor. Hayır veremem diyor. Verirsin vermezsin. Münakaşa başlıyor. Hazreti Safvan'ın huy ya, tabiat ya bu. Hazreti Musa'ca şecaat var ya, geçen hafta söyledim. Burada ifade ettim mi? Yedi peygamberden örnekle. O anda bir şey söylüyor, inciniyor sahabi. Huzurda Resulullah'a şikayet ediyor Hazreti Safvan'ı. Efendimiz çağırtıyor Safvan. Ona ne kadar da sertsin, nedir senin bu sertliğinden çektiğim demiyor. Ona söylediği söz ne biliyor musunuz? Eğer diyor sefere dayanamıyorsan Safvan, sefere dayanamıyorsan geri Medine'ye dönebilirsin, sana izin verdi. Bu sözü duyunca Hazreti Safvan kaynağı sular başından dökülmüş gibi oluyor. Ben nasıl Resulullah'ı bırakıp da Medine'ye geri dönerim? Bir daha Resulullah'ın yüzüne nasıl bakarım diyor. Gözleri doluyor, hiçbir şey de söyleyemiyor. Çıkıyor çadırından Efendimizin. Askerler arasında dolaşırken Hazreti Ali onu fark ediyor. Nedir bu hal Hazreti Safvan diyor. Vallahi böyle böyle oldu Ali diyor. Alıyor onu Efendimizin yanına götürüyor Hazreti Ali. Çok kere yapmıştır bunu. Pişmanlığını ifade edecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? Bakın terbiye etme adına bir şey söylüyor. Kalacak mısın Safvan bizimle? Kalacak mısın Safvan bizimle? Defaatle söylüyor bunu. Ne demek bu biliyor musunuz? Ne demek istiyor Efendimiz? Bir daha onu yapmak yok Safvan. Bir daha huyun olabilir. Ama böyle bir durumda bunu sergilemek yok. Yapamıyorsan eğer geri dön. Ve onu böyle bir tercihte yetiştiriyor. Aziz, azize kardeşlerim, bakın burada önemli bir noktaya da değinelim. Biz bu hatayı yapıyoruz anne babalar olarak. Çocuklarımıza karşı ya da talebelerimize karşı öğretmenler, muallimler olarak bir şekilde. Muallimeler olarak. Çocuğumuzu ya da talebemizi istediğimiz şekle koymaya çalışıyoruz, kalıba. Yani böyle olmalısın diyoruz. Benim zihnimdeki gibi olmalısın, yüreğimdeki gibi olmalısın diyoruz. Ama onda böyle bir tabiat yoksa onu zorlamış olmayacak mısın? Şimdi sen Osman tabiatlı birisini, Hazreti Osman'ın affına sığınarak söylüyorum. Hazreti Ali tabiatlı birisi gibi olmaya zorlarsan ne olur biliyor musun? Ne o Ali olabilir, ne de Osman kalabilir. Bitirdin. Manen öldürdün onu sen. Onun için insan yetiştirme konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize çok önemli bir şey söylüyor.
huy, tabiat nasılsa ona göre de bir istihdam, ona göre de bir yönlendirme olması lazım. Nasıl? İkinci huyuna gelelim Hazreti Safa'nın. Acayip uykuya düşkün. Bir hastalık derecesinde. Sahabi sabah namazına uyandıracak. Çekiyorlar ayaklarından olmuyor. Sallıyorlar, sarsıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar olmuyor. Hatta en son Efendimiz diyor ki karışmayın diyor. Bu hastalık demek ki yani. Uyandığı zaman kılsın namazını diyor. Sakın ha yani sabah namazını uyanamıyorsam sonra kılabilirim gibi bir şey çıkarmayın buradan. O hastalık derecesindeki Hazreti Safa'na vermiş bir ruhsat. Böyle bir halde Hazreti Safvan. Ve ne oluyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu ordunun artçısı olarak görevlendiriyor. Ordunun artçısısın Safvan. Uyuyabilirsin, uyuyakalabilirsin, uyanamayabilirsin. Hiç önemli değil. Arkadan geleceksin uyandığın zaman. Ve askerlerin, ordunun bıraktığı eşyaları, kaybettiği eşyaları veya varsa insanlar, kaybolanları onları alıp geleceksin. Onun için o geliyor arkadan. Geliyor, bir karartı görüyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor, bakıyor ki Ayşe anamız. Onu görmüş tesettür ayetinden önce varıyor oraya Ayşe anamız anlatıyor bundan sonrası için. Ne yapmıştır sizce Hazreti Safvan böyle bir durumda? Bakın bize kendi mahremi olmayan birisine karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda bize bir edep öğretiyor Hazreti Safvan radıyallahu anh. Mümin edep insanıdır, edep. Kendi mahremi olmayan birisine, ister bu hanım olsun ister bey olsun, aslında ona karşı olan hürmetinden, saygısından, edebinden mesafesini korur ve ancak gerektiği kadar Rabbinin emrettiği ölçüde onunla bir iletişim ve ilişki kurar. Bu ya. Bu edep lazım. Biz bugün bu edebi kaybettik bu çağın insanları olarak. Sadece bu alanda değil, her alanda kaybettik. Nerede o atalarımızın latifeyle bezenmiş hayatları ha? Bakın size bir şey anlatayım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni herhalde bilmeyeniniz yoktur. Siirt'te, Tillo'da hocasının ayaklarının dibinde metfundur. Oğluna bir mektup yazmış, oğluna. Dikkat buyurun. Oğluna, bugün bizim evlatlarımıza nasıl davrandığımızı bir düşünün ve gelin Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şu edebine bir bakın. İzzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, devam ediyor bakın. Diyanetli, siyanetli, yar-ı garım. Ne demek? Mağara arkadaşım. Hazreti Ebu Bekir'i kastediyor. Peygamber'e Ebu Bekir peygambere ne idiyse sen de bana öylesin demek istiyor baba bir evladına. Yar-ı garım, sırrım ve oğlum Fehim es-Seyyid İsmail Efendi huzuruna. Devam ediyor da mektup, ben burada keseyim. Allah aşkına ya, taş olsa erir yani. Şu görüyor musunuz şu edebi, şu iltifat. Biz konuşmayla alakalı iltifatımızı da başka alanlardaki letafetimizi de, iltifatımızı da kaybettik. Aa, bu çağın Mimar Sinanları nerede? Bize, gözümüze estetik olarak o medeniyetimizin güzel eserlerini ortaya koyacağız. Ecdat kabirlerin şeklinden bile bir medeniyet çıkarmış ya. Biz ne yapıyoruz? Bugün seleme yazıyorlar mesajlara. Ne demek bu diyorum? Selam. AEU yazmış geçen birisi. Bu ne dedim ya? Allah'a emanet ol demekmiş. Allah Allah. Ya bunu güzelce yazmak varken, baksana Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri kendi evladına nasıl yazıyor. Nerede bizim edebimiz? Nerede o iltifatkar halimiz? İşte Hazreti Safvan Ayşe anamıza onu gösterecek. Ayşe anamız söylüyor. Diyor ki, hiçbir şey söylemedi. Uyuyordum zaten, beni uyandıracak şu sözü söylemiş. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. İstirca. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Onun uyanması için yeterli mi bu? Yeterli. Başka bir söze gerek yok. Edep, onu rahatsız etmemek. Çöktürdü devesini, arkasını döndü. Ah edebe bir bakın edebe. Olur ki bir sıkıntı halim olur da rahatsız olmayayım diye, ben görmemeliyim diye döndü arkasını. Mahremiyet bu işte. Döndü, ben bindim devenin sırtına. O yollarından tuttu,
O önde, ben devenin sırtında 24 saat belki yaklaşık. Bir gün boyunca yürüdük, 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 yürüdük. Ancak orduya ulaşabildik. Orduya ulaşmışız. Ama ne olacak? Münafıklar var ya ordunun içerisinde, hiç olmadığı kadar anında İbn-i Selül ve yanındakiler fitne ateşini yakacak. Ama öyle çok profesyonel, ustaca. Ne diyorlar biliyor musunuz? Resulullah bu hale düşecek adam mıydı? Zannedersin ki derdi peygamber. Peygamberin hanımı bir gece boyunca başka bir erkekle beraber kalmış. Ve daha nice sözler. Böylelikle Medine'ye varılacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir halini ne olur düşünün. Allah'ın peygamberi onca derdi, sıkıntıyı çekmiş. Bir de böyle bir meseleyle, ağır bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Medine'de fitneler daha da yuka çıkartılıyor. Allandırılıyor, pullandırılıyor. Ve ciddi manada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı, Ayşe anamızı, Hazreti Saffan'ı sıkıntıya sevk edecek bir hale geliyor. Seferden birkaç gün sonra Ayşe anamız hastalanıyor. Evde Ayşe anamız, bakın iltifata, edebe bakın. Kendi hanımı hakkında bir şeyler konuşuluyor. Bildiği bir şey yok. Haşa. Ayşe anamızdan endişesi, şüphesi de yok. Onun için ona haksızlık edecek bir söz, bir cümle kullanmıyor. Bir tavır yapmıyor. Ama Ayşe anamız akıllıdır. Hastadır. Efendimiz hasta olduğu zaman Ayşe'sinin etrafında ve diğer hanımların etrafında daha bir ilgiyle dönerdi. Dört dönerdi tabiri caizse. Bakıyor, onda biraz bir eksilme var. Neden? Efendimiz zorlanmış, yorulmuş, zihni bu manada meşgul. Bu konuda yapabileceği, onunla ilgilenebileceği bir halde değil. Anlıyor. Bir şeyler var ama ne olduğunu da çözemiyor. Ama gelin buradan bir şey çıkaralım, ne olur. Şu çağda kadınlarımızın şiddet gördüğü, kadınlarımıza karşı şiddetin, istismarın, hatta kendi yakınlarından, eşlerinden, yakınlarından ölümlerinin artarak devam ettiği bu çağda, modern hayat hiçbir şey sunamıyorken, hiçbir çözüm sunamıyorken, söylediklerinde hiçbir çözüm, hiçbir derde deva olmuyorken, bugün 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak ilan etmesi herhalde kendini bir şekilde suçluluk duygusundan kurtarma adına, günah çıkartma adına yaptığı bir şey olarak değerlendirmek lazım. Ben bugün Dünya Kadınlar Günü 8 Mart bugün olarak ilan ediliyorsa, bugün de bütün hanım kardeşlerimin günlerini kutluyorum. Bu ayrı, ben buna itiraz etmiyorum. Ama ben ötesinde bir şey söyleyeceğim. İslam'a gelin bakın. İnsanlığın tek çözüm yeri olan İslam'a gelin bir bakın. Hanımlar hakkındaki bakış açısını işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği ortada. Öyle bir medeniyet kuruyor ki İslam, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği üzerinden. Söz konusu hanımlar mı? Hanımlarla ilgili bir mesele mi var? Bakın orada. Bir gün değil, öyle 8 Mart değil. Bir gün değil, her an, her şartta. Bakın bir koca zorlanmış hanımıyla alakalı meselelerde. Yine de ona karşı tek bir kötü söz yok. Tek kötü bir davranış yok. Her an, her şartta, sağlığında da değil sadece. Özellikle de yardıma ihtiyacı olduğu, özellikle de bakıma ihtiyacı olduğu, ilgiye ihtiyacı olduğu dönemde daha da artırarak hanımlarına iltifat eden erkeklerin olduğu bir medeniyet kurmuştur İslam. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bir hanımına ne elinin kalktığını ne de mübarek lisanından tek bir kötü sözün çıktığına şahit olamazsınız. Yok böyle bir şey. Öyleyse Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesiyle, hanımlarıyla olan münasebetlerini bilen bir mümin sadece 8 Mart'a hasreder mi bu işi ya? Her günü 8 Mart eyler. Hanımına her gün 8 Mart'mış gibi hissettirir,
ve ona iltifat üzerine iltifat eder. İslam budur aziz ve azize kardeşlerim. Siz sakın ha dışarıda İslam adına bu tür yanlış örneklere, söylenen örneklere bakmayın. Bunların İslam'la da alakası yok. İslam'ın örnekliği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dadır. Üsve-i hasenedir. Her alanda örnektir, bu alanda da örnektir. İnşallah Ayşe anamızı konuştuğumuzda açacağım. Dahasını da anlatmak inşallah nasip olur aziz ve azize kardeşlerim. Ayşe anamız sonra, kaç gün sonra ama işin sonunda iftiradan haberdar olacak. Çok üzülecek, babasının evine doğru yürüyecek. Bir taraftan Hazreti Safvan zorlanıyor, Efendimiz zorlanıyor. Ne yapacağını şaşırıyor, sahabesiyle işaret ediyor. Bir çözüm bulamıyor orada, çıkıyor ashabına diyor ki, vallahi evimdeki hanımdan ben hayırdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Ve o sahabi, o Safvan-ı Sıfi'yi kastederek onun hakkında da, o kendisine iftira isnat edilen hakkında da مَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ اِلَّا الْخَيْرِ diyor. Ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Ne büyük bir şeref Hazreti Safvan için, ağabeyimiz için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden. Adıyamanlı kardeşlerim, Adıyamanlı olmasa bile Hazreti Safvan'a sahabeye gönül vermiş kardeşlerim, buradan alın alacağınızı. Biz bu çağda muhatap olduğumuz insanlara ben bu adam, bu hanım için hayırdan başka bir şey bilmiyorum dedirtebiliyorsak o zaman bizim de hayatımızda Safvanca bir kamet var demektir. Ben size burada masal anlatmıyorum değil mi? Hayatlarımıza aktaracağımız şeylerden bahsediyoruz. Öyleyse buradan da alacağınızı alın aziz kardeşim. Havanın kurşun gibi ağır olduğu zaman Hazreti Safvan ne yapacağını bilmez bir halde. Hazreti Eyyub'un sabrını kuşanmış ama Hazreti Yusuf'un imtihanını yaşıyor. Münafıkla Züleyha rolünde ona iftira üzerine iftira atıyor. O bir tarafa da içerisinde bazı Müslümanların da bu iftiraya bir şekilde karışmaları öyle bir acı ki. Hasan bin Sabit onlardan biri, şairi, peygamberi. Bir şiir yazmış. Hazreti Safvan'ı hicvetmiş. Derinden üzmüş onu. Almış kılıcın eline. Musa'ca bir celadet var ya. Artık sabır taşmış bir durumda. Çıkıyor Medine'nin sokaklarında. Bulacağım diyor Hasan seni. Ve bu hicvin karşılığını alacaksın. Arıyor arıyor Hasan'ı buluyor. Elinde kılıç. Hasan diyor. Sen dilini kılıç gibi kullandın. Beni yaraladın. Ben ise kılıcımı kılıç gibi kullanacak seni yaralayacağım diyor ve bir darbe indiriyor. Bir körünün, bir gözünün kör olduğunu söylüyor kaynaklar bize aziz kardeşler. Daha ikincisini indirmeye kalkışırken Hassan'ın kabilesi olan Hazreşiler etrafına toplanıyor. Sabit bin Kays Safvan'ı tutuyor, ellerini bağlıyor, kendi mahallelerine doğru götürüyor. İbn-i Revaha onları yolda görüyor. Ne yapıyorsun diyor. Ne yapayım diyor, Hasan'ı öldürecekti biraz önce. Neye şaşırıyorsun diyor, onu bu şekilde tutmam ama. Resulullah'ın haberi var mı? Yok diyor Resulullah'ın haberi. Peygamberin haberinin olmadığı, devlet reisinin haberinin olmadığı bir işi sen yapamazsın diyor. Kendi başına ceza veremezsin diyor. Mümine, insanlığa aslında toplumun çok temel bir kuralını hatırlatıyor. Tamam diyor, bırakıyor Safvan'ı. Alıyorlar Safvan'ı da Hasan'ı da Resulullah'ın huzuruna. Dinliyor Efendimiz ikisini de. Ve orada adilce bir karar veriyor. Adil bir peygamber Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hasan'a diyor ki bunu yapmamalıydın. Derhal özür dilemelisin. Bunu nasıl yaparsın? İmanla şereflenmiş birisini nasıl tahkir edersin diyor Safvan'ı kasteder. Safvan için de diyor ki alın bunu götürün. Sizin adamınız ölürse bu gece kısas uygularsınız. Yaşarsa da kısas hakkı sizindir. Alıp götürüyorlar. Haberi alıyor Hazreçlerin lideri. Hasan'ın da lideri. Sa'd bin Ubade. Varıyor onların yanına. Ne yapıyorsunuz diyor. Biz adamcağızı bu yola sevk ettik. Onun bu fiili işlemesine biz sebep olduk Hasan'ı kastederek. Bırakın diyor onu. Zorluyor. Yok mok diyorlar. En sonu Sa'd ağırlığını koyacak. Bıraktıracak. Ondan sonra güzel elbiseler de giydirip Mescid-i Nebevi'ye doğru onu yürütecek. Efendimiz onu görünce Safvan mı bu diyor. Evet diyorlar ya Resulallah. Kim onu böyle giydirmiş? Sa'd diyorlar. Allah da ona cennet elbiselerini giydirsin diyor aziz kardeşlerim. Ve onun arkasından işte böylelikle Hazreti Safvan'la alakalı, Hazreti Ayşe anamızla alakalı çok ciddi imtihanların yaşandığı
çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir noktaya varacak. 37 gün bu mesele böyle yürüyecek. İşin sonunda da vahyin, semanın kapıları açılarak hükümleri gelecek. Nur suresinin ilk 26 ayeti bununla alakalı gelecek. Ve Hazreti Safvan'ın, Hazreti Ayşe anamızın iffeti Kur'an'da tescil ettirilecek. O iftiraya bir şekilde dahil olanlara da had cezası uygulanacak. Hassan'a, Mistah İbni Üsase'ye, Hamle binti Caş'a, bir rivayete göre İbni Selül'e de uygulanacak. 12. ayet ne diyor biliyor musunuz? Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Ayağı kaymayanlar da var. Kayanlar olduğu gibi. Kim o? İstanbul'un sırtlarında, İstanbul'un manevi sahibi, fatihi olan Ebu Eyyub el-Ensari. Evdedir. Ümmü Eyyub diyor ki, ey Ebu Eyyub, duydun mu? Ey Eba Eyyub, duydun mu? Ayşe anamız hakkında söylenenleri. Duydum. Vallahi hepsi yalan ve iftiradır. Ey Ümmü Eyyub diyor Ebu Eyyub el-Ensari. Sen olsan Ayşe'nin yerinde yapar mıydın bunu? Vallahi yapmazdım böyle bir şey. Ben Safvan'ın yerinde olsam yapar mıydım? Vallahi sen de yapmazdın. Şunu iyi bil ki Ayşe senden, Safvan benden daha hayırlıdır. Onlar hiç bunu yapmazlar. İşte budur. Mümin böyle bir bakış açısıyla yürür. Gözlerinin görmediği meselede asla suizana girmez. Asla bu manada bir şeyin içerisine girmez. Dört şahit getirmesi gerekmez mi diyor ayet? Bir zina suçu isnat edebilmesi için. O güne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında değeri olan sahabe efendimizin bir başka değeri, bir başka kıymeti olacak. Ve bu manada Hazreti Safvan radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından İslam tarihindeki o önemli olaylara doğru yürüyecek. 6 yıl Efendimizle birlikteliği. 6 yılın sonunda ondan razı ve memnun olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Refik-i Alasına doğru yürüyecek. Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleridir artık. Peygamberli bir toplumdan peygambersiz bir topluma geçişin o sancılarını dağdan bir adam olarak göğüsleyen Hazreti Halife'nin, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet günlerinde Hazreti Safvan da olması gereken yerdedir. Arkasından izzetli günlere, İslam'ın izzet günlerine, Ömerli günlere, Ömerli hilafet günlerine varılacak. 6 yıl Irak'ta, Şam'da bulunacak. Hicretin 18. 19. yılına doğru da İyad bin Ghanem'in komutasında buralara gelecek. Hazreti Safvan radıyallahu anh. İyad bin Ghanem sağına Safvan-ı Sıfiye'yi almış. Soluna Muhammed İbni Mesleme'yi almış. Anadolu'ya iman tohumlarını ekme adına fetihler üzerine fetihler yapıyor. Erruha'ya, bugün adı Şanlıurfa olan o güzel beldeye varacaklar. Orada çadırlarını, karargahlarını kuracaklar. Oradan buraya, Ahla çizgisinden Erzurum'a kadar fetihleri götürecekler. İslam'ın sesini ve sedasını duyurmaya çalışacaklar. Hazreti Safvan radıyallahu anh, aziz ve azize kardeşlerim, burada hicretin 18. yılından sonra Ermeni, 4. Ermeni memleketi olarak geçen Sümeysat olarak da değerlendirebileceğimiz burada kalacak 40 yıl boyunca, hicri 60'a kadar. Belazuri diyor ki, Hazreti Safvan buraya yerleşti, burayı vatan etti. Niçin? Çünkü o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini kendi hayatına şiar edinmişti. Neydi o? İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda geceyi nöbette geçiren göz. Tirmizi'de Fedaül-i Cihat'ta geçen bir hadis. Hazreti Safvan burada Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı gerideki İslam topraklarını da savunma adına bir sınır karakolu olarak ribata duruyordu. Sınırda bekleyen iki çift göz oluyordu yanındakilerle beraber. Allah da inşallah onun gözlerini cehennem ateşinden koruyacak. Ümidimiz, duamız odur. Aziz ve azize kardeşlerim. Hazreti Safvan buraya gelecek. Tıpkı
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine, sedasına karşılık verip Medine'ye, Mekke'ye arkalarını dönerek, sırtlarını vererek, geçen hafta size söylediğim Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Özbekistan'da, Çin'e kadar, bu taraftan Kıbrıs'a kadar, bu taraftan İspanya'ya, oralara kadar, her yere İslam'ın sedasını, kokusunu duyuranlar gibi o da duyuma adına yola çıkacak. Burada kalacak. Buraya Beni Süleym kabilesinden, kendi kabilesinden olanları da getirip yerleştirecek. Garnizonlar kuracak. Hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz Adıyamanlılar. Bu bir müjde olsun inşallah. Belki de içimizde Hazreti Saffa'nın kanını taşıyan, genlerini taşıyan kardeşlerimiz de olabilir. Bu hiç de uzak bir ihtimal değil. Çünkü 40 yıl boyunca burada kaldığını biz biliyoruz. Ve sonrasında Emevi döneminde çıkan, özür dilerim, Abbasi halifesi Emin dönemindeki karışıklıklarda burada da bir isyanın çıktığını okuyoruz biz kaynaklarda. Bu bile bize Hazreti Saffa'nın ve kabilesinin Adıyaman yöresinde kaldıklarını, burayı mesken edindiklerini bize anlatma adına önemli bir örnek olarak önümüzde duruyor aziz ve azize kardeşlerim. Bu toprakların değer ve kıymeti için bu çok önemli bir şey. Ama bir şey daha var ki unutmayın. Bilemiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla 40 yıla aşkın bir beldede kalan, kendi yurdu olmadığı halde bir beldede kalan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir sahabisi de yoktur. Adıyaman'ın artık bunu çok iyi anlaması, Adıyaman'ın her bir yiğidinin hanım olsun bey olsun bunu çok iyi kavraması ve Hazreti Saffan İbni Muattal'a yakışır birer kardeş olmaları gerekir. Biz bunun için ağabeyimiz diyoruz. Biz bunun için Saffan'a sipi diyoruz. Ben bazen gidiyorum, gitmeye gayret ediyorum. Siz de gidin. Gidin. Nasıl ki bir abinizi, babanızı, bir büyüğünüzü ziyaret ediyorsunuz ya, öyle ziyaret edin, gidin. Allah yolunda ölenler de ölü demeyin diyor Kur'an. Onlar diridirler ama biz bilmiyoruz. Gidin, belki de bizi görüyor, belki de bize dua ediyordur. Allah bilir onu. Ama giderken ne olur? Benim bir acım, ben sizinle paylaşacağım, bana kızmayın. Tamam, kıdığınızı götürün, mıdığınızı götürün. Ne yapacaksanız orada yiyecekseniz yiyin. Ben ona bir şey demiyorum. Ama ne olur, nerede olduğunuzun farkında olun. Olalım. En başta kendi nefsime söylüyorum. Orada, buraya gelip emekliliğini yaşamak, buraya gelip emekli ikramiyesiyle alacağı evinde yaşamak, ne bileyim başka meseleler için gelmiş birisi olmadığını Hazreti Saffa'nın, bir derdi için buraya geldiğini bilmemiz lazım. Bir derdi olduğu için buraya geldiğini bilmemiz lazım. Onun için aziz kardeşlerim, bunu bilerek ağabeyimiz Hazreti Saffa'nın yanına varalım, ondan dua talep edelim ve onun bize bıraktığı mesajları biraz daha buradan almaya gayret edelim. Burada sözlerimi noktalarken muallim notuna da şöyle hızlıca geçip süremizde dolmak üzere, eğer Mahmut kardeşim verebilirse ekrana, geçen hafta başlattık. Bir fiili bir kavli sünnetimiz vardı. Fiili sünnet için orada okuyorsunuz. Ben şöyle özetleyeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şunu diyor. Beyaz kıllarınıza karışmayın. Karışmayın ki size ahireti hatırlatsın ve kıyamet için size bir nur olsun. Böyle açıklayabiliriz. Bunu inşallah hayatlarımıza aktaralım. Buna sevinelim bir yönüyle. Kavli sünnet için de Efendimiz ne buyuruyor? Bakın Abdullah İbni Mesud'dan rivayetle. Kıyamet gününde Müslümanların bana en yakın olanları benim üzerime en çok salavat getirenlerdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed'i dilden de bırakmayıp yürekten söyleme adına bir gayretimiz olsun. Aziz ve azize kardeşlerim. Bu duygu ve düşüncelerle, dualarla gecemiz mübarek olsun diyorum. Her birinize Allah'ın selam sıfatını emanet ediyorum. Haftaya inşallah Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh deyip sahabenin sertacı olan o büyük insanı anlama adına yola revan olmaya gayret edeceğiz. Gecemiz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.